Golan'dan Fırat'ın doğusuna Amerika ve İsrail saldırganlığına karşı ortak irade gösterildi. Çankaya Köşkü'nde yapılan üçlü zirvede işgallere karşı bölgesel tepki ortaya kondu. Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Beşincisi düzenlenen Astana formatlı üçlü zirve sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 14 maddelik ortak bildirgeyi açıkladı. Yalnızca Fırat'ın doğusu değil, Amerika ve İsrail saldırganlığının olduğu tüm bölgelere gönderme yapıldı. Amerikan yönetiminin işgal altındaki Suriye Golanı'na dair uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil eden ve bölgesel barışla güvenliği tehdit eden kararını kınamışlardır. İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri saldırılarının istikrarı bozduğunu ve bu ülkenin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, ayrıca bölgedeki gerilimi tırmandırdığını değerlendirmişlerdir. Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele almışlar. Bu bölgede güvenlikle istikrarın ancak ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceğini vurgulamışlar ve bu doğrultuda çabalarını koordine etmede anlaşmışlardır. Amerika'nın terörle mücadele adı altında yürüttüğü bölücü planlara karşı tavır alındı. Bu bağlamda gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü zayıflatmayı amaçlayan ve komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Üç lider, İdlib'deki sorunlarla ilgili çözüm konusunda mütabakata vardı. İdlib'le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sahada sükunetin sağlanması gerekliliğine dair kararlılıklarını vurgulamışlardır. Garantörlerin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin içindeki ve dışındaki gözlem noktalarının ve askeri personelinin emniyetiyle güvenliğinin sağlanması için aralarındaki mevcut anlaşmalar temelinde somut önlemler almak hususunda anlaşmışlardır. En somut adımsa Anayasa Komitesi ile ilgili atıldı. Pürüzlerin aşıldığı vurgulandı. Anayasa Komitesi'nin oluşumuna dair çalışmanın başarıyla tamamlanmasından duydukları memnuniyetlerini ifade etmişler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisinin usul kuralları hakkında Suriyeli taraflar arasında anlaşma sağlama çabalarını desteklerini yinelemişlerdir. Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin kararları uyarınca Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına Cenevre'de başlamasını kolaylaştırmaya hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Ortak bildiride Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin ortak çaba gösterilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı görülürken Irak ve Lübnan'ın yeni gözlemciler olarak Astana formatına katılımı da teyit edildi.